Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım Cuma akşam 10 sularındayken kısa vadeli analizlerimize iki gün öncesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün yorgunluk sebebiyle yayın yapamamıştık ve en son konuştuğumuz dolar kısa vadeli analizinde de dolar da düşüş trendinin başlayıp başlamadığını sorgulamıştık ve Birleşik Arap Emirliklerinden 10 milyar dolar geldiği konusunu nasıl etkilebileceğini tartışmıştık. Peki Özetle arkadaşlar şunları yazmıştık. Dolar TL'de bugün sert sert, sert e, kar satışı gerçekleşti. Bu durum zaten e, birkaç gün içerisinde beklediğimizi, köpük alma olayının oluşabileceğini olması gerektiğini zaten aktarıyorduk. Ve bununla alakalı da e, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nden gelen 10 milyar doların e, bu köpüğün alınması için bahane olduğunu yazmıştık. Ve 2-3 gün içerisinde de. Bu tepenin oluşacağını 13.5 veya 14.10 iki tane ihtimalden bir tanesinin en azından kısa vadede tepe olmasını veya en azından oradan bir dönüş olmasını bekliyorum diye aktarmıştı. Dolar TL'de halen günlük bazda yükseliş trendi devam ediyor yazmıştık. Eğer yarın düşüş trendi 12.30'lar civarından başlarsa yani şu cümle biraz arkadaşlar çok net olmamış. Yayını izleyenler arkadaşlar anlamıştır ama yine de tekrardan anlatmak istiyorum. Ben Per, perşembe günü burada 12 12.55 arasında bir hareket yapıp 12.30'ların altında tekrar gelerek bir düşüş trendi oluşma riskine karşın bunu söylemiştim. Burada da e, köprüden son çıkış olabilir ancak bunu da yine yatım tavsiyesi olarak algılanmasın diye buraya yazmamıştım. Bunu netleştirelim. Şimdi uzatmadan arkadaşlar yayınımıza e, kaldığımız yerden analizimize devam edelim e, ve bugünkü durumu değerlendirelim. Bugünkü durumu değerlendirdiğimizde arkadaşlar şu an için yükseliş trendinin ben devam ettiğini düşünüyorum. Dünkü kapanış yine 11.90'lar civarından oldu. Ancak halen yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki burada 13.50'ler seviyesine kadar çıktıktan sonra burada 11.50'ye kadar geldik. Tamam günlük bazda biliyorsunuz bizim dolar günlük sinyal tablomuzda biliyorsunuz. 950'lerde 54'lerden bir yükseliş trendi devam ediyor 13.5'lara kadar ve halen de devam ettiğini ben düşünüyorum. buradaki köpükte alınma olayı var diye sizlere aktarmıştık. Ama buradaki günlük analizden ziyade şöyle bakmak gerekebilir. onu da sizlere şöyle söylemiştik, söylemiştik zaten Twitter sayfamızda. 12.70'lerin altında kapanış 12.40'lara götürebilir ve 12.40'ların altında da kapanış bizlere e, düşüş sokabilir demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. ve buradaki değerlendirmelerimiz sonucunda bizim 12.20'ye çekmiştim ben ben bu noktayı ve şu anda e, baktığımızda 12.20'lerin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlar buradaki trend halen bozulmuş değil ama demin de söylediğim gibi buradaki 13.5'tan 11.70'e gelirken Burada 12.70'lerde ben bir e, gün içerisinde trade yapan veya e, karını almak isteyen arkadaşlar burada karını şöyle alabilirlerdi bakın en basitinden o gündeki e, yaşanan harekette baktığımızda 12.70'ler bakın burada 12.40'lar burada 12.20'lerde kabaca burada dolayısıyla 12.70'lerin altında e, tekrar pozisyon kapatıp burada 11.80'lere kadar 11.75'lere kadar gelmesi normaldi. Şöyle bir trend çizgisine çektiğimizde zaten trendin en alt noktasına kadar 11.55'lere kadar gelmiş durumdaydı. Yani dolayısıyla 11.80'lerin altına tekrar geldikten sonra pozisyon açmak daha mantıklı olabilir. Özellikle bugün de 12.17'lerden sonra tekrardan yukarı doğru hareketin halen devam etmesi durumunda bu hareketin içerisinde tekrar dahil ol olunabilir. Ama 950'den aldım ben benim için sorun değil. 13 buçuktan 11 düşmesi nasıl olsa yine çıkacak diyen yani arkadaşlar için ise sorun gözükmemekte diyebiliriz ve burada da zaten dikkat ederseniz size bir tane üçgen çizeceğim. Belki uzaktan net gözükmüyor ama bakın şöyle çok büyük bir üçgen oluştu. Bayrak direkt formasyonda zaten bilenler bile çok bariz bir şekilde burada da oluştuğunu. Gözlemliyoruz. Dolayısıyla buradaki hareket bir iki gün sonrasında şöyle yapalım daha düzgün olsun. Evet, çok da düzgün yapamadım bir türlü. Evet böyle daha düzgün arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada da birkaç gün içerisinde bu üçgen içerisinden çıkarak yeni yönümüzü tayin edebiliriz arkadaşlar. Yani zaten yükseliş trendi sorun yok ama e, tekrardan biz şu hareketten sonra bu yolumuza devam edip hatta 14'ler 14 10'lar 14 hatta 14 40'lardan bahsediyorduk hatırlarsanız. Onların e, söz konusu olup olmayacağını ya da artık bu 13.5'tan e, tepe noktasını, noktasını kısa vadede görmüş olan dolar tl'nin Düşüş trendine geçip geçmeyeceğini birkaç gün içerisinde yani haftaya anlayacağız diye düşünüyorum. Ve bizim teknik analiz sistemimize geri dönelim. Burada geri döndüğümüzde e, halen günlük bazda yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama hareket e, bugünkü hareket gördüğünüz gibi size söylediğimiz 12.35 ve 12.55 seviyesi. Ben perşembe günü gelmesini daha çok bekliyordum. Perşembe 12.27'ler geldi ve bugün e, birazcık daha açtık 12.65'lere kadar gittik. Bu da olabilecek bir şey arkadaşlar. Buradaki Fibo seviyelerinde koyarsak benim anne sistemime göre 12.59'lara kadar gitmesi olanağı vardı. Ama onun üzeri birazcık köpük oldu diyebiliriz ve tuzak da olmuş olabilir 12.65'lere. Şimdi biz şuna bakacağız. Bu 12.65'ler yeni buradaki trendin devamı olacak şekilde bir oluşum mu? Yoksa artık bu 13.5'tan bir... Kedi sıçrayışı veya yani ne, ne derseniz deyin arkadaşlar burada yayınlarımızda yaptığımız bir e, gösterim vardı. E, şimdi bulmak e, sizin için zaman alabilir. Şöyle bir hareket olabilir demiştik bakın zigzaklar içerisinde şu hareket devam edebilir. Çünkü çok büyük bir hareket ve sonrasındaki duruma bakmamız gerekiyor diye aktarmıştık. Ve şu anda temel analiz açısından baktığımızda 10 milyar doların ben çok fazla e, yararlı olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hala yükseliş trendini ben devam ettiriyorum. Ve bu noktada da yükseliş trendinin devam etmesi için e, kabaca arkadaşlar ben size söyleyeceğim nokta. Burada 12-30'lar üzerinde e, 30-32 seviyesinin üzerinde kalmamız gerekiyor. Biz pazartesi bu seviyenin üzerinde kal kalırsak yine yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. E, dolayısıyla şuradaki hareketler 13 uçun halen düzeltmesi çok büyük bir düzeltme var arkadaşlar görüyorsunuz 2 TL'lik bir yükseklik var. Dolayısıyla bu noktanın da orta e, fibo seviyelerine bakarsak bakın orta noktasını incelediğimizde e, 12.57 seviyesi karşımıza çıkıyor ve büyük resimdeki fibo seviyemizde de yine 12.58 57'ler çıkıyor. Yani dolayısıyla bu 12.58 seviyesi oldukça önemli. Bu seviyeler aşılırsa hızlı bir şekilde 12.80'ler 12.80'ler aşılırsa arkadaşlar burada 14 lere doğru gidecek bir yol açılır diye düşünüyorum. Dolayısıyla gelecek hafta takip edeceğiz. Bakın dikkat edin arkadaşlar bu 70 seviyesine geldikten sonra bir toparlama gelmiş RSI tarafında. Bunun yine e, devam edip etmeyeceğini inceleyeceğiz. Diğer göstergelerde zayıflık var. Ama e, benim için değerlendirdiğimde anel sisteme göre halen buradaki yükseştiren devam ediyor. Ama ben şu anki hareketi e, burada tepki ve arkadaşlar e, şu enerjinin e, yani 11.5'tan ucuz bulan arkadaşın 12.5'lara doğru taşıması ve sonrasında artık duruma bakacağız. 12.5'lar kırılırsa hele de burada 12.80'ler 80 85'ler 85 civarında bir bölge var. Orası kırılırsa arkadaşlar dolarda yeni rekorlar gelme ihtimali oluşacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum ve yükseliş trendi devam ediyor. 12 30'lar üzerinde kaldıkça da yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi burada dolar TL'de arkadaşlar e, aşağı gelmesine sebep olabilecek bir durum var. 12 25'ler veya 12 30'lara doğru e, bir hareket görebiliriz arkadaşlar pazartesi günü. Neden dersiniz arkadaşlar? Dolar e, endeksinde çok uzun zamandır yani burada Kasım'ın başından beri bir yükseliş trendi vardı ve bugün bir düşüş trendi oluştu arkadaşlar. Bu düşüş trendinin oluşma sebebi de, e, ya işte bu nu virüsü arkadaşlar, nu varyantı, ben de e, tam okuyamadım ama e, çok yoğun e, çalışıyorum iki gündür. E, bu varyantın e, dünya çapında bir endişe yaratması. Bu, bu sebeple e, yeniden emtialara bir e, kayış var. E, faizlerde bir e, kayış var muhtemelen oraya ben bakmadım ama eminim orada e, ABD 2 yıllıklarında da aşağı gelmiştir. Evet gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde aşağı gelişler. Dolar endeksinde de bu yan yansıyor çünkü e, ABD faizlerinden çıkınca dolara olan talep düşüyor. Dolar olan talep düşünce diğer e, paritelere para kayıyor veya emtialara kayıyor. Dolayısıyla aslında e, Türk lirası için bir şans var düşüş trendini başlatmak için 12 20'ler, 12 30'lar kırılırsa burada düşüş trendi başlayabilir. Düşüş trendinin destek noktalarını hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Yukarıdaki noktaları söyledik. Çünkü halen yükseliş trendi devam ediyor ama bir olumsuz dolu durum olursa buna karşı tedbirli olmak gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Yine de 12 30 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ama 12 30'ların altında bir kapanış olursa Yeniden 11.93 bizim için çok önemli olacak. Bu seviyenin altında kapanış yapsak da yine de arkadaşlar düşüş trendi başlamamıştı. Bunu bu şekilde takip etmek gerekiyor. Buradaki hareket arkadaşlar kısa vadede yine dediğim gibi. Şöyle 12.70'lerden 12.55'lerden bir kısa vadeli bir düşüş trendi başlamış olabilir. Hatta 5 saatlik bazda hatırlarsanız. 12.70'lerden bir düşüş trendinin başladığını bakın buralara işaret koymuşuz zaten. 12.70'lerden bir düşüş trendi başlamıştı ve 11.56'lara kadar gel gelmişti. Ama dediğim gibi bu 9.5'lardan alan arkadaşlar için sorun yok. Ama biz burada 11.30'lardan girdiysek, onlardan 10 girdiysek, 10.90'lardan girdiysek 12.70'lerden, 12.55'lerden çıkıp 1150, 12 onlardan girip tekrardan yukarı doğru e, bakmamız gerekiyordu diye düşünüyorum demek istediğim buydu arkadaşlar. Peki dolar de değerlendirdik arkadaşlar. Bu da dolar indeksi e, dolar TL bir miktar aşağı çekebilir. E, faizler de aşağı geliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peki özetimizi yapalım artık. Dolar TL'de yükseliş trendi. Günlükte. Şöyle evet onları ayırsak daha net olacak günlükte devam ediyor 12 30 32 diyelim üzerinde kaldıkça ancak 12 5 saatlik grafikte 12 70'ten başlayan düşüş trendi 12 12'den tekrar yükseliş trendine Döndü diyebiliriz arkadaşlar şurada da yine e, bu tepeden dibe doğru bir fibo çektiğimizde Bakın burada 1202 arkadaşlar yanlış yazdım 1202 Seviyesinden tekrardan yükseliş trenine geçti 5 saatlik bazda da Şöyle değerlendirebilirsiniz en tepelerden bir tren çizgisi çektiğimizde burada 12.20 seviyesi en basitinden burada yukarı doğru hareketin tetiklendiği nokta ama e, yükseliş trendinin başladığı noktayı ben 12.02 seviyesi olarak kabul ediyorum. 5 saatlik baz için arkadaşlar bu aslında e, birazcık trader işi, e, işiyle uğraşan, alsat işiyle uğraşan e, kısa vadeli yatırımcı için e, ben bu e, açıklamayı yaptım. Bu, buraya bir yıldız koyalım. E, devam eder. Şu, isterseniz burayı parantez içerisinde alalım. Yani çok kısa vadeyi ben ne yapayım hocam diye e, söyleyen arkadaşlar olabiliyor. Veya Forexçi arkadaşlar bununla da ilgilenebiliyor onu söylemek istedim. Peki destek direnç noktalarını yazalım şimdi. 12.31 arkadaşlar görüyorsunuz buradaki destek noktası önemli bizim için 12.20 12.02 seviyesi var. Daha fazla altı yazmaya gerek yok çünkü yükseliş devam ediyor. Evet 12.55 arkadaşlar özel bir bölge. Buraya geçersek 12.80 ve 10-13 10 seviyesi e, hatırlarsanız bir türlü e, geçilememişti. E, şu düşüşün olduğu gün o seviyeye yine zorlanırız. Sonrasında da 13.5, 13.80 ve 14 e, diye gidiyor arkadaşlar. Ama bunları yazmayacağım ben şimdilik. Evet e, yükseliş tren devam ediyorsa bir tane isterseniz üstüne yazabiliriz. Zararı yok 13.80 seviyesinde yazabiliriz. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada yükseliş trendi de devam ediyor. E, diğer paritelere bir hızlıca bakalım. Euro Türk Lirası'na da e, arkadaşlar e, günlük bazda yükseliş devam ediyor. Asatçılar için tekrardan yükseliş trendine girmiş e, olabiliriz diye sizlere e, söyleyebilirim. Burada da direnç noktalarına baktığımızda evet burada 14, 14.30, 14.75 seviyeleri bulunmakta Euro Türk Lirası'nda. Sterlin tarafında da çok benzer durum vardır muhtemelen. Aynen arkadaşlar burada da benzer durum var. Burada da Yine aynı fi çekiyorum arkadaşlar tepeden dibe doğru ee, 16.75 17.07 17.53 ve 18.10 seviyelerini yazmamız gerekiyor. Euro USD'ye bakalım. Euro USD muhtemelen bugün güçlendi. Çünkü dolar endeksi zayıfladığına göre. Dolayısıyla burada da ilk defa e, uzun zamandır tekrardan yükseliş trendine girdiğini gözlemleyebiliriz. Peki şimdi arkadaşlar önemli bir nokta var. E, neresi orası? Borsa. Borsaya değineceğim ben çünkü çok uzun zamandır yükseliş trendindeydi. Bugün de yine Twitter sayfamızdan arkadaşlar 178 bin seviyesinden düşüş trendine girebiliriz demiştik. Ben 179 bin, 178 seviyesine arkadaşlar burada düşüş trendine girildiğini eğer aksi bir durum olmazsa tekrardan pazartesi günü burada artık alt seviyeleri test etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu alt seviyelerde neler diye sorarsanız hangi seviyeler bekliyorum diye sorarsanız arkadaşlar ben burada 173 bin ve 167 bin bölgesini bekliyorum borsa tarafında bu seviyelerin gelmesi normal olacaktır diye düşünüyorum hızlı bir şekilde 174 binlere gidebiliriz bu da yine işte Nuvu virüsü neyse varyantı arkadaşlar bunun sebebiyle kaynaklanıyor 175 binlerden bir tepki gelebilir 178 binlere tekrar ama 178 binlere pazartesi geçemezsek tekrar Alt noktalara doğru gidebiliriz. Bu şekilde aktaralım. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. Borsada sürekli aşağı doğru hareketler geldikten sonra bir destek geliyordu. İşte Katar parası diyorlar. İşte şimdi Birleşik Arap Emirlikleri parası. Ama gördüğünüz gibi te teknik olarak değerlendirdiğimizde bakın burada 178.800'den ben bir trend kırılımı görüyorum. Yani borsadan birazcık e, uzak durmamız gereken e, zamanlara gelmiş olabiliriz. Çünkü dünya borsası da Dow Jones'u bir açalım. Dow Jones'u açtığımızda günlük bazda grafik gördüğünüz gibi şelale olmuş durumda. Dolayısıyla e, sadece Türkiye'de değil e, dünyada da böyle bir endişe var. Borsa tarafında e, rally vardı her şeyin bir sonu var. Belki de bunun sonuna gelmiş olabiliriz demek istediğim bu. Yani 178.800'ün altında kaldıkça ben çok borsaya güvenmem onu söylemek istiyorum. Peki artık özetimizi gösterip burada videomuzu tamamlıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakikadır konuşuyoruz. Hem dünü birazcık telafi etmiş olduk. Yeri geldiğinde birkaç noktayı tekrar ettim ama arkadaşlar önemli olduğu için sizlere Üzerine vurgulamak istedim veya yanlış anlaşılmamak için bunları vurgulamak istedim. Burada videomuzu bitiriyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız ve kanalımıza abone olmak isterseniz burada bir tuş var biliyorsunuz abone ol tuşuna ona basabilirsiniz ve bildirimleri açarsanız sizlere de otomatik uyarılar gelecektir videolar yüklendiğinde. Teknik analiz eğitimimize kayıt olmak isteyenler için burada bir tanıtım videomuz ve mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonu.